Ya Rabbi ben lem tezel Ultu fina fima nezel İnneke latifun lem tezel Bil mutfi kada vettena Ya Rabbi amin havfena. Ne okutmasını isterler? Ne okutulmasını isterler? Ne öğrenilmesini isterler? Ne Kur'an üzerine öğrenilmesini isterler? Hiçbir şeyini istemezler. Ve bütün yaptıkları kanunları Kur'an'ın hilafındadır. Kur'an-ı Kerim'in getirdiğinin aksine yapıyorlar. Yani temellerinde Kur'an yok bunların. Osmanlı 700 sene dünyaya hükmetti. Kur'an-ı Kerim başı üzerinde. Bunlar geriye savurdu. Bunların 70 senede iflahları kesildi, bitti, güvenlendi. Şimdi ayakta duramaz. Hiçbir müessesesi. Ne partileri, ne bir partisi, ne iki partisi. Partiye girdin mi zaten bitirmişler. İnsanda parti yoktur. Parti yoktur da şimdi partiyle iş görmeye mecburdur. Kanunları vardır. Kanunları olduğundan dolayı partiyle görünmeye mecburdurlar ve o yolla tamirat yapalım diyorlar. Bizim Mehmet Şener Efendi'nin yaptığı gibi tamir olacaktır. Neresinde dokunsa orada çivi girmez, çürümüştür. Nitekim vakayı her günkü hadisat onu göstermektedir. Nereye dokunsalar ellerinde kalır. Bir de temsil efendim gebermiş şaşabilir bir hayvan olur. Epey zaman ortada kalır. Veya suya düşer. Sudan çıkarırlar. Tuttuğu yer elinde kalır. Ayağını tutarsan ayağı elinde, başını tutarsan başı elinde kalır. Kanadını tutsan kanadı elinde kalır. Yani birbirleriyle artık bağlantıları kalmamıştır. Bitmiştir. Şimdi bunların temsili bundan ibaret. 70 senelik devlet müessesesi hangi tarafından tutarsan elinde kalır, ötekinden ayrılır. Bitti. Yaşayan ölü hükmündedir. Ölüdür. Lakin yaşıyor diyorlar. Bir de efendim zengin insan olursa ağır hasta olduğunda hemen hastaneye kaldırırlar. Yoğun bakın derler. Hacı Efendi, vasiyet yap olanlara. Allah razı olsun. Anladın mı? Allah gecinden versin de siz hacılar, hocalar bilesiniz. Ağır hasta bir gün dünyadan çıkacağız herhalde. Lakin vasiyet edin ki biz hastalığımız ağırlaştığı vakitte hakkımı helal etmem, beni hastaneye kaldırmayın. Evimde bakın ta ben dünyadan gidinceye kadar vasiyetim bir de yaz, ver kendilerine. Değilse seni atarlar oraya. 5-10 kuruşun var ya hacının. 5-10 kuruşta çocukların var ya. Aman babamızdır, aman atamızdır. 10 tane, 5 tane, 10 tane efendim şey bağlarlar. Burnundan sokarlar, buradan, ağzından, aşağıdan, yukarıdan, sağdan, soldan. Her tarafını bağlarlar. Efendim, bir de oksijen tüpü koyarlar oraya. Zehirli gaz içinde zaten oksijen yok ya orada. Daha zehirlisin diye. Böyle bakar, otur. Bakar. Zaten bitti adam ama günde en azından 100 milyon alırlarmış. Bir gün ve gecede aldıkları para. Bu halinde mi şimdikiler vaziyetimiz? 100 yerden makineye takmışlar yaşadığını göstermek için. Bitmiş olur. 70 sene öncesinden bitmiştir bu. Şimdi değil. Ama şeyle Avrupa usulü ağır bakım, ne bakım? Yoğun bakımdadır. Her taraftan aletler takmışlar. Efendim,
bütün dünyada seyrediyor Türkiye'ye. Kimisi giriyor yahu hakikaten. İyi kasarıyor. O bir gavur geliyor, bu işi bitmiştir. O biri geliyor diyor ki yahu sen ne iş karıştırıyorsun? İyidir vaziyeti. Bak ayakları bile oynayıyor. O biri gelir, yok ayakları soğudu. Ya eline bak, elleri sıcaktır ya. O biri diyor gözleri görmez. Aç gözlerini. Bu surette ölü hastahanelerde efendim insanlar öldüğü halde yoğun bakım belası diyerekten bir uydurma işkence ve para sağma dolabı vurmuş. Yahudi tertibi her şeyleri. Ondan para sağıyor. O kimseye de işkence ediyor. Engizcesi onun işkencesi o kadar olmaz o hastaya. O kadar ağırdır onlara. Birden sonra 2-3 ay geçtikten sonra utanmadan gelip sonra artık çekelim. Çünkü çekilecek para kalmadı. Ne oğlunda ne kendinde bitti artık. Çekelim isterseniz çekelim şeyleri. Damarları çekilsin diyorum. Akşam yorgusu. Daha evvel ne çekmedin ya? İki ay ne tuttun sen makinenin üzerinde? Kaç kişi var böyle? Hesapsız. Kaç kişi var? Hacı Mesnan. Hesapsız. Yoğun bakımda kaç adam var? Ya. O aletleri takmamış olsa ölüdür. Hükümetlerin bizdekilerinde temsil 70 senedir muhallediler. Korkma. Aletler çekildi mi? Oldukları yerde kalacaklar. Estağfurullah. Allah 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 Aziz Allah 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 Kerim Allah 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 Subhan Sultan Allah. İslam'ın sultanını da gönder ya Allah. Amin. Bütün İslam'ın sultanını gönder. Amin. Bütün İslam'a hükmedecek sultanı gönder. Amin. Buraya değil, bütün dünyadaki. Kafirler ondan korkuyor. Kafirler ondan korkuyor. Tek sultan gelirse İslam alemine 7 dünya kafir olsa süpürür götürür. Amin. Hay Allah! Değil Amerika, Rusya, Çin, Japon, Alman, İtalyan. Yok. 7 dünya kafir olsa, İslam tek sultanın elinin altında olsa 7 günde süpürür, bitirir. Onun için katiyen katibeten yaklaştırmıyorlar. Avrupa İslam'a aşikare düşman, buradakiler gizli düşman. İslam ayağa kalkmasın burada. Bütün davamız bu. Bütün uğraştıkları İslam, Türkiye'de ayağa kalkmaz. Avrupa'nın gavuru aşikare muharebe eder bize. Bunlar laiklik adı altında İslam'ı yasak ettiler. İslam yok bu memlekette. Laiklik dini var, İslam dini yasak. İşte bu kadar. Yalansa gelsinler söylesinler, yalan söylüyorum diye. Laik din. Bunların dini, İslam dini değil, sor. Senin dinin layık mıdır, İslam mıdır? Sor kendilerine. Müslüman derse yalan, yalancısın der. Sen layıksın. Layık olan adam Müslüman olmaz. Çünkü layıklar İslam'a karşıdır. Müslümanlar bir iş yapacak, o layıklık elden gidiyor. Neden layıklık elden gidiyor? Amerika layıktır. Amerika'da Müslümanlar serbesttir. Amerika'nın laikliği gitti mi? Amerika laiktir, Hristiyandır. Hristiyan olması onların kendi laikliklerini götürüyor mu? Yok. Neye korkuyor bizimkiler?
laiklikte hürriyet varsa, dinimize hürriyet varsa, bizi ne çeşit türlü kanun ile men ediyorlar? Şunu yapma, bunu etme, bunu okuma, bunu giyme, bunu yapma, bunu öğrenme. Bunu ne yapıyorlar? Hem başında hürriyet verdim diyor, din vicdan hürriyeti. Sonra başka kanun getiriyor, okutma Kur'an. Fazla geliyor. Müslümanlar küfür hattından İslam hattına dönmesin. Size çizdiğimiz yer durumuz. Geri dönmeyiz. Geri dönme. Geri dönmesi gericilik de değil. Yani İslam'ın sevgisi kalplerinizdedir. İslam'ın sevgisini atacaksınız ve çağdaş olacaksınız. Beethoven'in müzikisini okuyacaksınız. Kur'an yerine haşa mine huzur. Beethoven'in, Yavuz Beethoven'in efendim senfonisini çalacaksınız evlerinizde. Çağdaş olacaksınız. Kur'an okuduğunuz mu gerici olacaksınız. Öyle mi? Hocam nasıl? Doğru, çok doğru söylüyorsunuz. Küfür reisim öyle dedi. Beethoven'den çağdaş oldunuz diyor. Çağdaş Türkiye'de bakınız. Beethoven ise azılı Türk düşmanı, İslam düşmanı. Onun müziği, yaptığı müziği çaldırıyor Ankara'nın ortasında. Ve diyor işte bakınız, çağdaş Türkiye olduk. Millet uyuyor.